inşallah kadınların damga vuracağı dünyada daha çok çiçeğin, daha çok yeşilin, daha temiz bir dünya diliyorum. Öncelikle evet, kıymetli kardeşlerim, bir kampanya sürecindeyiz. Belediye başkanı adayı olarak. Öncelikle Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayı olarak. Bugün sizlerle birlikteyim. Bazen söylemler duyuyorum. Afişlerde logo, parti logosu kullanmıyor diye. İki parti böyle bir karar almış. Cumhur İttifakı olduğum için. Yoksa benim AK Parti milletvekili olduğumu, 21 yıldır AK Parti'de siyaset yaptığımı bilmeyen sanırım Çanakkale'li hemşehrilerimiz yok. Ancak bugün Cumhur İttifakı'nın adayı olarak iki partimin logosunu da kullanabilirim, Cumhur İttifakı'nın sözünü de kullanabilirim. Büyük bir keyifle. Önemli olan 1 Nisan sabahı bu memlekete hizmet etmek olacağını düşünüyorum. Özellikle yapacağımız projeleri hemşehrilerimizle paylaşmak olacağını düşünüyorum. O yüzden de bizi böyle sığ söylemlere çekmeye çalışan arkadaşlara da selamlar vererek aslında başlamak istiyorum. Evet, çok keyifli, güzel geçen bir kampanya dönemindeyiz. Tam Çanakkale'ye yakışır. Benim 21 yıllık siyasi hayatımda birini kötüleyerek, birine iftira atarak siyaset yaptığım hiç görülmedi. Ben bugüne kadar çalıştığımla, çalışkanlığımla, yaptığım işlerle, bu Çanakkale'ye olan sevdamla, aşkımla ve Çanakkale'ye verdiğim hizmetlerle anıldım. Bundan sonra da öyle anılacağım. Kampanya sürecinde hiç kimseye cevap vermiyorum özellikle. Ama kıymetli vekilimin dediği gibi genel siyasete getirmeye çalışanlara aslında 1994'ü hatırlatmak istiyorum. AK Parti'nin kuruluş hikayesi biliyorsunuz ki aslında İstanbul seçimleridir. Sen genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın aday olduğu o dönemde belki şu an basın mensubu arkadaşlarımın birçoğu hayatta değildi. Ama çöp, çamur ve çukur siyaset üzerine İstanbul o haldeydi. Ve hep söylüyorum, İstanbul'da bir şey değişti. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. Türkiye'de her şey değişti. O yüzden bir belediye başkanı bazen ülkenin kaderini değiştiriyor. Bugün ne yazıktır ki aşık olduğum bu şehirde 40 günü geçkin süredir sokaklarda geziyorum. Özellikle yürümeye çalışıyorum. Ve yürüdüğümde gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü benim şehrim, benim kentim, çöplerin toplanmadığı, yolların, kaldırımların kırık dökük olduğu, bugün trafiğin, otoparkın, ulaşımın sorun olduğu, kentsel dönüşümü 11 yıldır verilen sözlerin tutulmadığı bir şehir olmamalı. Biz, samimiyetle söylüyorum, Çanakkale'de 2024 yılında konuşmamız gerekenler bence Kruvaziyer Limanı'na gelen gemi sayısını %40 nasıl arttırırız ki esnafımız para kazansın. Bugün turizmde marka olan Troya Müzemizin yerine Orion Müzemizi nasıl yaparız ki gelen turistimiz iki gece daha konaklayabilsin. Şehitliklerimize yaptıklarımızı Çanakkale'nin dört bir yanına yapabilirim ki Çanakkale birlikte büyüsün. Tarımdaki üreticimize nasıl destek olabiliriz ki üretmeye daha hızlı devam etsinler? Evet, Merkez Belediye aslında bir nevi turizmiyle, tarımıyla şehrin lokomotifidir. O yüzden de biz bunların hepsini bir dert olarak görüyoruz ve bunlarla ilgili çözüm odaklı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ben ki